İçeride. Gül kokulu kızım diye severdi seni. Gül kokulu Fatma Gül. Ama şimdi ağlama sen. İyileşeceksin çünkü. Hepsi geçecek. Tamam. Ağlama. Uyu şimdi. Hepsi geçecek. Ne yapıyorsun? Gelsene içeri. İyi burası. Karışık. Seni anlıyorum ama... Benim kafam karışık değil Kerim. Her şey o kadar açık ki. Bir tarafta davam, bir tarafta abim. Birinden vazgeçmek zorundayım. Her şey bu kadar basit. Bu kadar net. Fatmagül, onların dayatmalarına boyun eğmezsen abinden vazgeçmiş olmayacaksın ki. Kadir abi onu kurtarmaya çalışıyor. Kesin bir şey söylemiyor ama. Söyleyemez de zaten. Fatmagül bak. Eğer davandan vazgeçersen... Bugüne kadar sarf etmiş olduğun bütün emekler boşa gidecek. Biliyorum. Sana çektirdikleri bunca acıdan sonra onların cezasız kalmalarına izin veremezsin. Ama abimin benim yüzümden acı çekmesine de izin veremem. Tamam, seni anlıyorum ama... Şu anda beni kimse anlayamaz Kerim. Sen bile beni anlayamazsın. Eğer o davadan vazgeçersen... ...hiçbir zaman iyileşemeyeceksin. Pes ettikten sonra iyileşmek istemeyeceksin çünkü. Yaran eskisinden daha çok acıyacak. Bir de onlara boyun eğmenin yükü binecek omuzlarına. Daha zor taşıyacaksın. Canın eskisinden daha çok acıyacak. İmkanın varken onları cezalandırmadığın için bütün ömrün boyunca kendini cezalandıracaksın. Sen iyileşmeden bizim bir geleceğimiz olmayacak Fatma Gül. Sen sadece davandan değil... Geleceğimizden, umutlarından da vazgeçmiş olacaksın. Bugüne kadar yapmış oldukları her şey yanlarına kalacak. Sen kendi geleceğini çalıp onlara hediye edemezsin Fatma Gül. Suçlu olan onlar. Cezayı neden sen çekmek istiyorsun? Çünkü artık çok yoruldum. Çünkü artık gücüm kalmadı. Ne yaparsam yapayım onlarla baş edemeyeceğimi anladım. Hani yalanlarını söylerken gözlerinin içine bakmaktan çekinmiyordun? Ne oldu? Ne oldu Fatma Gül? Ne oldu? Ha? Fatma Gül, o heriflerin şantajına boyun eğme ne olur. Bu gücü onlara verme. Rahmi abi için ben de üzülüyorum. Ama onun için hala bir umut var. Ama onun için daha karar çıkmadı ki. Kadir abi onu savunacak. Belki birileri çıkar, bir şey söyler, bir tanır çıkar. Bir şey işte. Belki çok az ceza alır. Ama sen davandan vazgeçersen... ...bütün ömrün boyu kendi kendini mahkum edersin. Fatma Gül, bunu yapma ne olur. Sen karakola ilk kez gidip her şeyi itiraf ettiğinde... ...onlarla birlikte kendini de ihbar ettiğinde... ...ben tamam dedim. İşte tamam, bu sefer bitti. Biraz da sen cesaret verdin bana. Suçlular cezasını bulacak dedim. Ama bak ellerini kollarını sallaya sallaya geziyorlar. Hayatımıza müdahale ediyorlar. Bu işkence bitmiyor. Daha ne kadar sürecek belli değil. Ucu sonunda geldi, abime kadar dokundu. Nereye kadar gidecek o da belli değil. Fatma Gül. Bana daha başka ne zarar verebilirler ki? Ama etrafıma zarar vermelerine dayanamam. Buna izin veremem Kerim. O yüzden ben davamdan vazgeçiyorum.
Sakın bir şey söyleme. Kararımı kesin. Hadi bakalım iç sütünü. Hadi daha kardeşini doyuracağım. Günaydın. Günaydın. Oğlum günaydın desene halana. Çok ayıp ama. Aman bırak zorlama çocuğu. Günaydın. 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 Meryem abla kalkmadı mı daha? O gitti erkenden dükkana. Arabayı da aldım çocuklara söylersin dedi. Boynumda kalmasın. Kadir abi? Hele o çoktan fırladı. Davası mı varmış neymiş bilmiyorum. Konuşur herhalde değil mi? Söyler benim kararımı. Ben bir şey bilmiyorum ki. Aramak lazım ki karşılıklı çekilsin şikayetler. Aramaya gerek yok. Münir söylediği saatte zaten orada olacak merak etme. Herhalde beni yalnız bırakmaz Kadir abi. Kadir abiye gerek yok seni ben götüreceğim. Tabii tabii bırakma yalnız kızı sakın. Oturun bir çay koysaydım. Yok ben de kahvaltı etmeyeceğim. Dükkanı çok boş bıraktık. Gideyim de Meryem ablaya yardım edeyim. Bana bak giderken Murat'ı da okula bırakın hadi. Okula gitmeyeceğim ben. Kızıyorum ama ha. Bana gitmeyeceğim ya. Babam hapisten çıkana kadar gitmeyeceğim. Babanı hapisten çıkaracak alan söz verdi. Nasıl yapacak? Yapacak işte. Fatmagül en doğru kararı verdin. Bitecek gidecek işte. Bundan sonra başın ağrımayacak. Hem abin sana hayat boyu minnettar olacak öyle düşün. Hadi ye. Babam gelmeden okula gitmeyeceğim ben. Tamam gitmezsin ye şunu hadi. Hadi. Thank you.